billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufenvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtena, inneke entel cevvadul kerim. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Çok aziz ve muhterem müminler, cumanız mübarek olsun. Bu mübarek cuma gününde yüce Rabbimiz hepimizi affeylesin, bütün günahlarımızı bağışlasın. Tövbe ve istiğfarlarımızı, dualarımızı, zikirlerimizi, Kur'an tilavetlerimizi, hatimlerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, zekat ve sadakalarımızı kabul eylesin. Hepimizi sevdiği ve razı olduğu cennetlik kullarından eylesin ve cehennem azabından hepimizi muhafaza eylesin. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanı kamil ile yaşayıp ölmeyi, bu dünya imtihanında çok başarılı olmayı, cenneti ve cemalullahı elde etmeyi, cehennem azabından korunmayı yüce Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allahu Teala Hazretleri bize hem bu dünyada iyilik versin, hem de ahirette iyilik versin. Bizi kabir azabından, mahşer gününün sıkıntılarından, hesabın dehşetinden ve cehennem ateşinden korusun. Cehenneme hiç girmeden ve cehennemde hiç azap görmeden, hesapsız ve azapsız bir şekilde cennetine girmemizi, cemalini görmemizi yüce Rabbimiz hepimize lütfeylesin. Bize bu dünya hayatında da hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Faydalı ilimler versin, salih evlat versin, bol helal kazançlar versin. Bizi Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı mümin kullarından eylesin. Şeytanın vesveselerinden ve nefsimizin şerrinden hepimizi korusun. Göz açıp kapayacak kadar bile olsa, bundan daha az bir süre bile olsa bizi nefsimize bırakmasın. Neslimizden zalim, kafir, müşrik, münafık, İslam düşmanı, vatan haini çıkarmasın. Bizi ve neslimizi namaza devam edenlerden eylesin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Borçlulara edalar nasip eylesin. Sıkıntıda olan kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın. Zulüm ve işgal altında bulunanları da zulümlerden ve işgallerden kurtarsın, selamete çıkarsın. Bütün şehitlerimize ve geçmişlerimize de rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, kabirlerini pür nur eylesin, cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin, kabir azabından da muhafaza eylesin. Muhterem müminler, yüce dinimiz İslam temizliğe büyük önem verir. Hem maddi temizliğe hem manevi temizliğe çok büyük önem verir. Kur'an-ı Azimüşşan'da yüce Rabbimiz İnnallâhe yuhibbu't-tevvâbîne ve yuhibbu'l-mutetahhirîn buyuruyor. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever buyuruyor. Bu ayet
ayeti kerimede Rabbimiz Bakara suresinin 222. ayeti kerimesinde kendisine çok tövbe istiğfara devam etmemizi ve temizliğe dikkat etmemizi tavsiye buyuruyor. Allah temiz kullarını sever, çok tövbe eden kullarını sever buyurularak bizi temizliğe, maddi manevi temizliğe teşvik ediyor Yüce Rabbimiz. Buna benzer bir ayet-i kerimede de فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِّرِينَ buyuruyor. Orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Bu ayeti kerimenin Kuba ahalisi, ehli hakkında indiği rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi aziz kardeşlerim Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden önce hicret yolculuğunda şu an Medine-i Münevvere'nin bir kenar mahallesi, iç mahallesi durumunda olan Mescid-i Nebevi'ye uzaklığı yaklaşık 4 kilometre olan Kuba'da bulundular. O zaman bir köy imiş. Peygamberimizin burada bir rivayete göre 4 gün, bir rivayete göre 12 gün önce misafir olarak kaldığı ve ilk iş olarak Resulullah Efendimizin burada Kuba Mescidini inşa ettiği, bizzat temelini kendisinin attığı, ilk namazı kendisinin kıldırdığı rivayetleri var. Ve buradaki Kuba ehlinin, burada yaşayan Müslümanların temizliğe çok dikkat ettikleri beyan ediliyor. Bu ayetlerin de onlar hakkında indiği bildiriliyor. Resulullah Efendimiz onlara sormuş, Rabbim sizi Kur'an'da övüyor. Temizliği çok sevdiğiniz için Allah da çok temizlenenleri sever buyuruluyor. Siz nasıl temizleniyorsunuz diye onlara soruyor. Onlar da ya Resulallah biz su ile taharetleniriz buyuruyorlar. Çevre temizliğine, evlerinin, avlularının, yollarının pırıl pırıl olmasına, tertemiz olmasına çok dikkat ederlermiş. Vücutları da çok temiz, elbiseleri, kıyafetleri, kendileri de çok temiz, mübarek insanlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da onları böyle övmüş muhterem kardeşlerim. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِّرِينَ Orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. O halde bizler de temizliğe çok dikkat etmemiz gerekir. Allah-u Teala temiz olan kullarını sevdiğini bu ayeti kerimelerde apaçık bir şekilde beyan buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, yine Peygamber Efendimiz'e ilk indirilen ayetlerden birinde Müddessir suresinin 4. ayetinde de Yüce Rabbimiz Peygamberimizin şahsında bütün Müslümanlara وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ elbiseni tertemiz tut emrini vermiş. Kılık kıyafetimizin tertemiz olmasını emreden kim? Alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimiz. Yine Araf suresinde her camiye geldiğimizde temiz kıyafetlerle gelmemizi Rabbimiz bakınız şöyle emreder. Ya beni Âdeme huzû zînetekum inde kulli mescidin. Ey Adem oğulları, her mescide gelişinizde tertemiz kıyafetlerinizi giyin. Demek ki camiye cemaate gelirken de necasetten temizlenmiş, pırıl pırıl tertemiz, güzel elbiselerle gelmek Rabbimizin emri. Muhterem kardeşlerim, çağımızın en büyük problemlerinden biri nedir? Dünyanın şu anda yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri nedir? Temizliğe dikkat etmemek. Bulaşıcı hastalıklar, çevre kirliliği, ekolojik dengenin bozulması, buna bağlı çevre kirliliği sorunları, denizlerin, karaların, ağaçların, ormanların tahrip edilmesi, kirletilmesi, havanın kalitesinin bozulması, suların bozulması, bunlar dünyadaki Allah'ın koyduğu dengeyi bozan işler.
Kur'an-ı Azimüşşan'da buna işaret eden ayetler de var. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Rum suresinin 41. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde fesat yani bozulmalar ortaya çıkmıştır. Yanlıştan dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Allah bizleri her türlü doğal afetlerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden, bulaşıcı hastalıklardan, tedavisi mümkün olmayan ağır hastalıklardan, her türlü zulümden, haksızlıktan, kötülükten muhafaza eylesin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Sağlık ve afiyet versin. Peygamber Efendimizin tavsiyeleri nedir muhterem kardeşlerim? Allah'a dua ederken nasıl dua etmemizi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye buyurmuşlar. Selullahel afiye fid dünya vel ahira. Ey Müslümanlar, siz Allah'a dua ederken daima Allah'tan dünyada ve ahirette afiyet isteyin. Yani Allah'tan kaza, bela, musibet, afet, hastalık, dert, sıkıntı, kötülük istenmez. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hasta sahabisini ziyarete gidiyor. Bu çok önemli bir hadis-i şerif. Bunu her yerde anlatın muhterem kardeşlerim. Ailenize, eşinize, çocuklarınıza, çevrenizdeki tanıdığınız, tanımadığınız insanlara bu hadis-i şerifi anlatın. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretine çok önem verirlerdi biliyorsunuz. Özellikle cuma günlerinde faziletli ibadetleri daha çok yapmamızı tavsiye ettiler. Bunlar nedir? Hasta ziyareti, cenaze namazı kılmak, cenaze defnine katılmak, efendim sadakayı artırmak, salavat-ı şerifeyi artırmak, Kehf suresini okumak, vücut temizliğimize dikkat etmek, tırnakları kesmemişsek tırnakları kesmek, cuma namazı için bir gusül abdesti almak, tertemiz kıyafetlerle camiye gelmek, Müslümanlara tebessüm etmek, güler yüz göstermek, nasihatler etmek, bütün bunlar hayırlı, sevaplı amellerden. Cuma günü bunları artırmamızı Resulullah Efendimiz tavsiye buyurmuşlar. Kendileri de hasta ziyaretine büyük önem verirler ve ziyarette bulunurlardı. Bir gün hasta bir sahabisini ziyarete gidiyorlar. Hastanın durumunun çok ağır olduğunu görüyorlar. Soruyorlar Resulullah Efendimiz hastaya, sana ne oldu da bu hale geldin? Ya Resulullah, ben şöyle dua ediyorum demiş. Allah'ım bana ahirette, cehennemde azap etme de bu dünyadayken ne kadar hastalık, dert, kaza, bela, musibet varsa hepsini bana ver diye dua ediyorum demiş. Ondan bu durum benim başıma geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki hiç böyle dua edilir mi? Müslüman hiç böyle dua eder mi? Sen böyle dua etme. Şöyle dua et. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize hem bu dünyada iyilik ver, yani hayırlı, sağlıklı, uzun ömür, sağlık, afiyet, her türlü hastalıktan korunmak, efendim kazalardan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.